Seyirciler kardeş ülke Azerbaycan sandık başına gitti. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de kritik seçimi Bakü'de takip ediyor. Detayları kendisinden alacağız. Söz sizde, buyurun. Azerbaycan bugün erken genel seçim yaptı ve parlamentosunu yeniledi. Sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi şu saat itibariyle bitti. Ve Azerbaycan halkı, yaklaşık 5,5 milyon seçmen bugün oy kullanarak yeni parlamentosunu seçmiş oldu. Parlamentoda 125 milletvekili bulunuyor, 125 sandalye bulunuyor. Ve bu 125 sandalyenin daha düne kadar 74'ü yeni Azerbaycan Partisi'ne, yani Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in partisine ait milletvekillerin tarafından dolduruluyordu. Şu anda sonuçları bekliyoruz. 1-2 saat sonra Yüksek Seçim Kurulu, Azerbaycan Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını açıklayacak. Ancak bizim sandık yerlerinde, oy verilen yerlerde takip ettiğimiz kadarıyla %50 civarındaydı bizim o saatlerde edindiğimiz bilgi, katılım oranı. Seçime katılımın yüksek olacağını tahmin ediyorduk. Daha da yüksek olabilirdi ama bugün olağanüstü bir soğuk vardı Azerbaycan'da. Bu parlamento seçimleri aslında Azerbaycan'ın yeni dönüşüm, değişim sürecinin bir sonucuydu. Çünkü 2019 yılında Azerbaycan'da yeni dönüşümün izleri olmuştu. İlk önce sosyal bir bütçe yapılmıştı. Yani yatırımların, devlet yatırımlarının biraz durdurulması ve sosyal alana bir takım ekonomik meselelerde çözüm üreten bir bütçe yapılmıştı ve bunun sonucu da geçen yıl Azerbaycan'da birkaç kez biz asgari ücretin güncellendiğini gördük. 125 manattan 250 manata çıkan bir asgari ücret düzenlemesi var. Yine vergilerde ciddi planlama ve değişimler yapılmıştı. Yine borç ödemekte zorlanan, kredi kullanan vatandaşlara yönelik bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Ve daha da önemlisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi hanımefendi Mihriman Aliyeva halkın arasına karışmıştı. Halkın taleplerine de cevap vermek için çaba içerisine girmişti. Bu değişim süreci siyasi kadrolarda yaşanmaya başlamıştı. Azerbaycan yeniden bir devlet inşa ediyor. Devlet inşasında eski aktörlerin bir kısmını yan tarafa çekiyor ve bir kısmını da bekletiyor, dönüştürüyor. Yerlerine yeni eğitimli, daha çok Batı'da eğitim almış, Rusya'da eğitim almış, daha çok rasyonel eğilimleri olan, kazanma üzerine ve üretme üzerine kendilerini inşa eden yeni beyinlerle hareket etme arzusunda. İşte bu Azerbaycan'ın, yeni Azerbaycan'ın dönüşümünün kilit noktalarından birisi de parlamentoydu. Çünkü yasalar değişecek, parlamento yeni yasalar çıkartacak. Yeni Azerbaycan için, Azerbaycan'ın bu dönüşümüne katkı verecek yasalar çıkartacak ve bu yasaların çıkartılmasının sürecinde de yeni aktörlerin, yeni yüzlerin parlamentoya girmesi için bu seçim yapıldı anladığımız kadarıyla. Ve seçim sonuçları henüz daha belli değil ama şunu biliyoruz: gençlerin olağanüstü bir talebi vardı ve seçime girdiler. Yine 299, yani 300'e yakın kadın aday vardı. Çok daha ilginci, 19 siyasi parti olmasına rağmen biz gördük ki %80'in üzerinde isim parlamentoya girmek için bağımsız aday olarak yarıştılar. Bu da bize şöyle bir tablo çıkartıyor aslında. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve birinci yardımcısı hanımefendi Mihriban Aliyeva'nın inşa ettiği yeni siyasal düzen
Parlamentoda da tabana yayılmış siyasi aktörlerle devam ediyor. Yani sadece yeni Azerbaycan partisi üzerinden, yani Aliyev'in partisi üzerinden parlamentoda çoğunluğu sağlamaktan daha öte bir şey yapılıyor. Bağımsız adaylarla da yeni Azerbaycan siyasetine bence yeni rol modeller geliştirilecek seçim sonucunu gördüğümüz zaman. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda olağanüstü arttığını biliyoruz. Bu ilişkilerin hem siyasi hem ekonomik düzeyde devam etmesi söz konusu. Buna bir de sosyal alandaki etkinlikleri katmamız gerekiyor. İşte bu Azerbaycan'da yeni aktörlerle beraber, yeni yüzlerle beraber gençleştirilmiş ve proje ve kazanma üzerine zihinleri gelişen o yeni aktörlerle beraber Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bundan sonra daha çok konuşacağız. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda olağanüstü arttığını biliyoruz. Bu ilişkilerin hem siyasi hem ekonomik düzeyde devam etmesi söz konusu. Buna bir de sosyal alandaki etkinlikleri katmamız gerekiyor. İşte bu Azerbaycan'da yeni aktörlerle beraber, yeni yüzlerle beraber gençleştirilmiş ve proje ve kazanma üzerine zihinleri gelişen o yeni aktörlerle beraber Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bundan sonra daha çok konuşacağız. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin daha rasyonel zeminde yürüyeceğini düşünüyoruz. Azerbaycan seçimlerinin, bu parlamento yenileme seçimlerinin yakın zamanda siyasetteki dönüşümünün de görmüş olacağız. Takip etmeye devam ediyoruz. Şimdilik iyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.